Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için hemen elimde tutmuş olduğum Huawei FreeBuds 4 kablosuz kulaklık, ki TWS olarak da geçiyor bu ürünler biliyorsunuz, incelemesiyle anlatmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz Huawei'nin farklı farklı kategorilerde ürünleri var. Bunlar bilgisayarları var, telefonları var. Son dönemde akıllı saatler de yaygın bir şekilde yine kullanılmaya başlandı. Ve aynı zamanda böyle kablolu kablosuz falan kulaklıkları da var. Özellikle FreeBuds ailesi, ki bu da elimde tuttuğum ürün de aslında 3 modelinin devamı niteliğinde olan FreeBuds 4. Farklı farklı özellikler sunuyorlar. Daha uygun fiyatlı modelleri de var. Daha pahalı olan modelleri de var FreeBuds ailesinde. 4 modeli ise yeni gelen bir model. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel bir görünümden bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında daha önceki modellerde de karşımıza çıkan şöyle dairesel şeklinde bir kutumuz var. Kulaklıkları bu kutunun içine koyuyoruz. Şöyle göstermiş olayım. Böyle çıkartabiliyoruz mesela bunları. Şuraya iki tane de bu şekilde böyle bir kulaklığımız var. Bunlar kulağın içine giriyor ama gördüğünüz gibi ekranda da böyle bir ince bir uzantıları var. Bunun iki farklı rengi var. Şimdi bir tanesi beyaz renk. Bu beyaz renk olarak geçmiyor. Onu da söylemiş olayım. Bu rengin ismi arkadaşlar gümüş orman rengi. Şimdi kutuda gri aslında. Kutunun da kendisi böyle parlak bir sıvı metal vardır ya termometörde, ona benziyor biraz. Parlak bir şekilde tasarlanmış. Bu ürün arkadaşlar kulağın içine tam olarak giriyor ve sizin kulağınıza göre kendi ses ayarlarını vesairesini yapabiliyor. Bu ürün yekpare bir gövdeye sahip olduğu için FreeBuds 4 şey yapamıyorsunuz. Hani bazı modellerde ucuna çıkartıp silikon parçalar takıyorsunuz daha büyük ya da daha küçük. Ama bu ürün öyle değil. Yekpare bir gövdesi var ve o yüzden de hani taktığınız zaman doğrudan takmış oluyorsunuz kulağınıza, hem sağ için hem de sol için böyle bir şey var. Bunun dışında şunu söylemekte fayda var. Cihazın yan tarafında böyle gizlenmiş gibi duran bir düğmeniz var. Bu düğmeye basarak senkronizasyon yapıyoruz. Bir telefona ya da başka bir cihaza bağlamak için. Alt kısmında bir Type-C dediğimiz Type-C olarak da geçen İngilizce'de bağlantımız var. Şarjını da buradan gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında hani cihazın başka bir öyle ekstra bir özelliği yok. Sadece bir de şundan da bahsedeyim. Kutusundan bir de bir Type-C dediğimiz böyle bir kablomuz çıkıyor. Bu kabloyla gerekli şarj işlemini gerçekleştiriyoruz ama sizde varsa Type-C kablosu bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi kablonuzla yine şarj edebilirsiniz. Çünkü standart bir giriş olduğunu söyleyeyim. Şimdi her zaman yaptığımız gibi genel görünümden bahsettik. Biraz hemen teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo görüyorsunuz arkadaşlar. FreeBuds 4'ün özelliklerine bakalım. Kişiye özel gürültü engelleme özelliği var. Yüksek çözünürlüklü ses imkanı verebiliyor. Her bir kulaklığın ağırlığı 4.1 gram. Şarj kutusunun ağırlığı ise 45 gram. Oldukça hafif bir ürün olduğunu söyleyebilirim. 14.3 mm bir diyafram var. Bayağı da büyük olduğunu söyleyelim. ANC özelliği sayesinde 25 desibele kadar gürültü azaltma özelliğini bulunuyor. Kullanıcıların kulak yapısını, yani kulaklığı takan kişinin kulak yapısını analiz ederek ona göre bir ANC, yani gürültü engelleme özelliği sunuluyor. Bu sayede şöyle bir özellik oluyor arkadaşlar. Örneğin kulak yapısı farklı birisi için farklı bir ANC fonksiyonu aktif olurken, kulak yapısı farklı olan bir başka kişi içinse farklı bir ANC fonksiyonu aktif hale geliyor. Bu da şunu söyleyeyim, piyasada şu anda satılan kulaklıklar içinde böyle bir özelliği bulunan tek ürün Huawei FreeBuds 4. Bu da size kişiye özel bir gürültü engelleme deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Akıllı uyarlanabilir kulak eşleştirme özelliği var. 40 Hz yüksek frekans aralığı, 48 kHz HD yüksek kaliteli kayıt, oyun modunda 150 milisaniye düşük gecikme, 22 saat pil ömrü, 4 saat kulaklık pil ömrü, 15 dakikalık şarjda da 2,5 saat ses çalabilme, 1 saat içinde de sıfırdan tam şarj imkanı sunuluyor bu ürünle beraber. 410 mAh'lik bir pil kapasitesi sahip, kutusundan bahsediyorum. Her bir kulaklığın üzerinde de 30 mAh'lik bir pil kapasitesi bulunuyor. Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanıyor. Beyaz ve gümüş orman renk seçenekleri olduğunu söylemiştik zaten ve fiyatının da 1399 TL olduğunu belirteyim. Huawei FreeBuds 4'ün bir ilginç özelliği daha var. 48 kHz ses kalitesine çıkabiliyor. Ki bu da piyasada şu anda satılan kulaklıklarda olmayan bir özellik arkadaşlar. 48 kHz'de ne oluyor? Çok daha kaliteli ve daha detaylı bir ses deneyimi yaşıyorsunuz. Bu sayede çok daha yüksek kalitede müzik ve ses deneyimine ulaşmış oluyorsunuz Huawei FreeBuds 4 ile. Şimdi gelelim Huawei FreeBuds 4'ün kullanım deneyimine. Şimdi ben Huawei P40 Pro kullanıyorum, bilenler biliyordur. Özellikle Huawei ekosistemine aşina birisiyim.
Onunla beraber kutusundan çıkardığınız anda, yani şöyle göstermiş olayım. Diyelim ki bunları kutusuna koyduk ve kapağını kapattık. Telefonun yanındayken, herhangi bir Huawei marka telefonunuz varsa, telefonun yanındayken kapağını açtığınız anda zaten hemen telefonun ekranında görülüyor. Ben Huawei FreeBuds 4'ü buldum diyor. Telefon bağlanayım mı diyor. Bağlanmak isterseniz bağlıyorsunuz. Ha, Huawei marka olmayan bir cep telefonunuz var. O zaman nasıl yapacaksınız? Yine kapağı açıyorsunuz. Yan yüzde bulunan bir butonumuz var. Ona basılı tuttuğunuz andan itibaren cihazın eşleştirme moduna geçiyor. Burada bir ışık yanıp sönüyor ön tarafta ve bu sayede etraftaki telefonlarla bununla bağlantı kurabiliyorsunuz. Tabi sadece telefonlara değil bu arada, bilgisayar veya tablet gibi cihazlara da bu kulaklığı bağlayabiliyorsunuz. Güzel bir özellik var. Aynı anda iki tane cihazı eşleştirebiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Mesela bir telefonunuz var, bir de bilgisayarınız var. Hem bilgisayarla hem de telefonla aynı anda eşleştirilebiliyor. Diyelim ki bilgisayarda müzik dinlerken telefonunuza bir arama geldiği zaman müziği kesiyor ve otomatik olarak telefondaki aramaya devam ediyorsunuz. Bu bence güzel bir özellik. Yani çift cihaza bağlanabiliyor olması güzel bir özellik ki hele ki hani günümüzde böyle pandemi şartlarından dolayı sürekli evden şurada burada çalıştığımız bir dönemde böyle bir kulaklığı alıp hem telefonla hem bilgisayarda kullanmak bence güzel bir senaryo. Tabletle de olabilir bu arada. Hani veya iki tane bilgisayar olabilir, bir tablet bilgisayar olabilir. Artık o senaryolar size kalmış bir şey. Ses kalitesine gelecek olursak, biz şimdi örnekler koyacağız. Biliyorsunuz her videoda bu tarz örnekler koyuyoruz ama hani genelden de bahsetmek istiyorum ben. Ses kalitesi basların ve tizlerin dengeli olduğu bir o şey sunuyor bize. Frekans analığı sunuyor. Ama diyelim ki siz çok fazla bas seviyorsunuz ya da çok fazla tiz istiyorsunuz. Bununla ilgili bir equalizer ayarı koymuşlar. Equalizer ayarında isterseniz basları arttır diyorsunuz, isterseniz tizleri arttır diyorsunuz. Onu da nereden yapıyoruz? Hemen ondan da bahsedeyim. AI Life isimli bir uygulaması var Huawei'nin. Şimdi bu uygulamayla hem kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani kurulum için bu şart değil ama mesela güncelleme yapmanız gerekiyor. İşletim, yani cihazın üzerindeki işletim sistemini güncellemeniz gerekebiliyor. Ya da farklı özellikleri aktif edip deaktif hale getirmeniz gerekiyor. İşte o zaman o yazılımı kullanmanız gerekiyor. Ben şiddetle ve hiddetle öneriyorum. Çünkü neden? İşte güncellemeleri, yani kulaklıkta bir yazılım güncellemesi geldiğinde o uygulama üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Ya da benzer şekilde işte kulaklıkla ilgili ayarları da yine o uygulama üzerinden değiştirmeniz mümkün. Hazır yeri gelmişken ben uygulamalarını da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir taraf. Yani böyle bir kulaklık kullanacaksanız mutlaka ve mutlaka bu AI Life uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Uygulamaya girdiğinizde size ilk önce kutunun ve kulaklıkların her bir kulaklığın şarj durumunu gösterir. Buradan görebiliyorsunuz. Daha sonra mesela gürültü engellemeyi aktif edip kapatmak gibi özellikleri yine buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Gürültü modları da var. Şu anda ekranda görüyorsunuz mesela sıcak ve genel olmak üzere. Sıcak düşük gürültülü yerler için idealdir diyor. Genelde gürültülü yerler için idealdir demiş. Bunlardan seçebiliyorsunuz. Ses kalitesini ayarlayabiliyoruz. Kulaklıklarıyla kaydet. Ses kaydederken kulaklık mikrofonu kullanılır diyor. Mesela burada bu ayarları yapabiliyoruz. Ses olarak baktığımızda mesela ses alma modunda da sesler ortam gürültüsü azaltılır ve sesler öne çıkartılır. Saran ses ortam sesi gerçekçi bir şekilde yakalanır diyor. HD aramaları aktif edip kapatabiliyorsunuz. Burada sesler aramaların netliğini arttırılır. Sonuçlar her iki tarafında cihazına ve ağ bağlantısına göre değişebilir falan filan diyor. EQ efektleri işte burası önemli. Hani az önce söyledim ya basları yükselt, tizleri yükselt diye. İşte burada siz mesela normalden biraz daha fazla bas istiyorsanız bası arttırıyorsunuz. Normalden biraz daha fazla tiz istiyorsunuz, tizi arttırıyorsunuz. Bence bu güzel olmuş. Çünkü neden? Mesela bazı kullanıcılar bizim yaptığımız kulaklık testlerinde ya bası o kadar iyi değil diyor. Öbürü diyor ki tizi o kadar iyi değil diyor. Siz ne istiyorsanız, çünkü bu kişiden kişiye değişir arkadaşlar. Ben basını normal bulurum ama siz daha fazla istiyor olabilirsiniz. İşte buradan yükseltiyorsunuz ya da tizini yükseltebilirsiniz. Bence bu güzel bir özellik olmuş. Diğer yazılımın diğer özelliklerine bakalım. Hareketler var. Şimdi kulaklıkla beraber bazı hareketler yapabiliyorsunuz. İşte kulaklık kulağınızdayken aşağı bir hareket yaptığınızda bir şey oluyor. İki kere tıklarsanız başka bir şey oluyor. Bir kere tıkla basılı tutarsanız başka bir şey oluyor. Bunları siz atayabiliyorsunuz. Çok güzel bu. Mesela çift dokunma olduğunda arama yanıtta veya sonlandır oluyor. Sol kulaklığa çift dokunduğunuzda sonraki şarkı, sağ kulaklığa oynat dokunduğunuzda ise çift dokunduğunuzda bir sonraki oynat duraklat gelebiliyor ve bunları değiştirebiliyorsunuz. Bu güzel. Bunun dışında basılı tutmayı da değiştirebiliyorsunuz. Mesela onlar da ne olduğu burada değiştirebiliyor. Mesela burada daha sonra bunlar fix mi? Bunları değiştiremiyorsunuz ama basılı tuttuğunuzda ne olduğunu görebiliyorsunuz. Kaydırma var. Kaydırmada da ses seviyesini ayarlıyorsunuz. Bunu da bu şekilde kendiniz belirlemiş oluyorsunuz. Bence bu da güzel olmuş. Şimdi geri dönelim. Kulaklıklarımı bul diye çok enteresan bir özellik var. Benim çok hoşuma gitti bu. Şimdi bu
İsterseniz haritadan gösteriyor. Yani harita üzerinde kulaklıklarını bul diyorum ben. Şimdi ses oynat diyoruz ama ses oynatması için kulaklığın çıkartılmış olması gerekiyor. Çıkartalım şöyle. Diyelim ki kulaklığı bir yere koydunuz, bulamıyorsunuz. Evin içinde olduğunda eminsiniz. Sesi oynat diyoruz. Pardon. Şu an bir ses oynatıyor mesela. Duyuluyor mu bilmiyorum ama. Her bir kulaklıkta ayrı ayrı çalabiliyorsunuz bunu. Mesela şimdi sağa çalıyorum ben. Şimdi hatta frekans farkı oldu. Tabi diyelim ki kulaklık uzak bir yerde. O zaman ne yapacaksınız? Haritada bul seçeneği var. Şimdi bunu aktif hale getirdiğiniz zaman da arkadaşlar çok enteresan. Kulaklıkları harita üzerinde görebiliyorsunuz. Ve hani kaybettiğiniz, düşürdüğünüz, çünkü bunlar biliyorsunuz kolayca kaybolabiliyor. Hatta ben bir kez de düşürür gibi de oldum. Onu söyleyeyim. Ve konumlarını, kulaklıkları bulabiliyorsunuz. Şimdi bakalım. Birazcık diyor zaman alacak bu diyor. Bekleyelim. Harita yüklendi. Evet şu an geldi. Mesela FreeBuds 4'ü şu an adresimizi doğru bir şekilde gösteriyor burada. Vay çok iyi ya. Bakın nerede olduğunu şu anda. Ofisimiz bizim Merter'de biliyorsunuz. Merter'de hemen hemen doğru yani onu söyleyeyim. Bakın çok yakın bir mesafede görmüş oluyorsunuz. Bence bu da çok güzel ve çok enteresan bir özellik olmuş. Devam edelim yazılıma. Tamam haritadan da gördük diyelim. Şimdi yazılımımızı tekrar açalım. Haritada bul özelliğinde aktif hale getirdik. Başka ne var? Güncelleme var. İsterseniz bazı ayarlar var burada. Akıllı takılabilir cihaz tespiti. Kulaklığı kullandığınızda müzik çalıyor. Kulaklığı çıkardığınız müzik anında duruyor. Bunu aktif veya deaktif hale getirebiliyorsunuz. Son olarak da güncellemeyi göstereyim. Sürümü gösteriyor. Şu anda biz 1.9.1.188 sürüm üzerinden yaptık bütün testlerimizi. Bak bir tane sürüm buldu bu arada. 1.9.1.200 sürümü gelmiş. Ben 2 gün önce almıştım kulaklığı ve şarj bir güncelleme yapmıştım. İndir ve yükle diyelim. İki kulaklığını da kutunun içine koyun diyor. Pardon. Hem canlı olarak da bir güncelleme yapmış oluruz. Bu güncelleme çünkü yeni gelmişti arkadaşlar. Yeniden deneyelim. Evet. Telefon görüşmesi deneyimi optimize edilmiş ve şarj kutusunun bağlantı kararlılığı iyileştirilmiş. Şu anda bu güncellemeyi de yüklüyoruz arkadaşlar. Sizinle inceleme sırasında canlı yüklemiş olduk. Şimdi gelin kulaklıkla beraber yaptığımız kayıt örneklerine bir bakalım. Daha sonra fiyattan ve diğer özelliklerden bahsedip videomuzu sonlandıracağız. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, şu anda izlemekte olduğunuz videodaki ses kaydını kulaklıklarımızdan alıyoruz. FreeBuds 4'ün üzerinden kayıt alıyoruz. Şu anda bakın. Şu anda muhtemelen sesi size geliyordur. Şöyle rica edeyim kameramanıma. E5'in kenarındayız. Oldukça da gürültülü bir İstanbul trafiği var. Her zaman olduğu gibi. Şu anda izlemekte olduğunuz videonun ses kaydı tamamıyla Bluetooth mikrofon üzerinden yapılmıştır. Siz de bu ürünü aldığınızda, yani Huawei FreeBuds 4 kablosuz kulaklığı aldığınızda 3 aşağı 5 yukarı videolarınızda ya da yaptığınız kayıtlarda sesi bu şekilde duyacaksınız arkadaşlar. Alperen sesin nasıl geliyor? İyi geliyor Özgür abi. Benim nasıl geliyor? Seninki de güzel geliyor. Şu anda bizim ofisin balkonundayım ben ve oldukça böyle dışarıda E5 trafiğinin gürültüsü var. Abi, geliyor mu o ses? Bu tarafa hiçbir gürültü gelmiyor. Senin sesini net bir şekilde alabiliyoruz. Zaten şu an izleyicilerimiz de duyabiliyordur. Sesin gayet net. Çok güzel. Demek ki ANC, yani aktif gürültü engelleme özelliği FreeBuds 4'te çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Onu söyleyebiliriz, öyle değil mi? Evet abi, ses gayet net. Tamamdır. O zaman kapatıyorum ben görüşmeyi. Teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Evet arkadaşlar, kulaklık açısından değerlendirdiğimde ben Huawei FreeBuds 4 gerçekten de güzel bir kulaklık olmuş. Zaten 3'ü de çok beğenmiştim ben ve halen de aktif olarak kullanıyorum. 4 de bunun biraz daha üstüne çıkılmış model anlamında baktığımızda ve özellik olarak da sunduğu özelliklerin gerçekten de başarılı olduğunu söyleyebilirim. Pil ömrü vesaire gayet iyi bir şekilde çalışıyor ve daha önce bizim teknik özelliklerde verdiğimiz rakamlara ulaşabildiğimizi de söyleyeyim. Çok güzel bir şekilde, çok uzun sürelerle kullanabiliyorsunuz. Zaten kutusu olduğu için de pili neredeyse bitmiyor gibi. Bittiği zaman da şarj edip kullanmaya devam ediyorsunuz. Bence o pil anlamında da güzel bir kulaklık olduğunu belirteyim. Öte yandan fiyat tarafına gelecek olsak 1399 TL'lik bir fiyat etiketi var. En azından biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte sunduğu özelliklere göre rakiplerine ve diğer modellere baktığımızda makul bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Genelde hem ANC özelliği olsun hem de birçok farklı fonksiyonu olsun dediğiniz zaman P40
piyasadaki diğer TWS kulaklıkların 3 aşağı 5 yukarı bu fiyattan, hatta daha pahalı olanların da olduğunu söylemiş olayım. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, bir incelemenin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei FreeBuds 4 TWS kulaklığı anlatmaya çalıştık. Bluetooth, kablosuz güzel bir kulaklık olmuş. Fiyatı da benzerlerine göre baktığımızda oldukça iyi bir noktada olduğunu söyleyebileceğim bir ürün olmuş. Olur ya, bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyor, hepsini değerlendiriyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.